Arkadaşlar günaydın. Annem siyah yazmalarımın hepsini makineye attığı için bugün anneannemle dedemin hediyesi olan Aralık'ta gittiğimde hediye aldıkları yazmayı taktım bugün. İlk defa taktım. Biliyorsunuz siyahtan gidiyorum sürekli. Şimdi güzelce enerjimizi toparlayıp güne başlamamız lazım. Şimdi ilk önce ben bir yatağımın nem resmini değiştireceğim. Ondan sonra birazcık yüzüme krem falan bir şeyler süreceğim. Kupkuru şu an cildim çünkü bayağı bir. Bir de şu ışık yansımasından, güneş yansımasından anlaşıldığı üzere bugün hava bayağı bir güzel. Sen büyüyor musun? Şu yeni açmaya başladı arkadaşlar. Minicikti bu. Büyümeye başladı yani bayağı bir. Şu yapraklar da bayağı büyüdü ya. Bu aralar çok fazla video atamadım YouTube'a. Bir vakit bulamadım. Geçen hafta yoğun bir haftaydı benim için. Böyle birkaç işin yetişmesi gereken bayağı gündüz gece çalıştığım bir hafta oldu geçen hafta. O yoğunluğu atlattım şimdi biraz çok şükür. O yüzden bu hafta birazcık daha böyle kendimle hani birazcık ilgilendiğim. Kaşlar aldı başını gidiyor falan böyle. Sakin geçen, yine tabii işlerle ilgilendiğimiz relax bir hafta olmasını istiyorum. Bu vlog da zaten böyle bu haftanın böyle hani günlerinden kesit kesit alacağım bir vlog olacak diye tahmin ediyorum. Evet, şu getirdiğim kruvasan 3 tane gömmüştüm. 2 tane simitle bir de labne almıştım. Arkadaşlar bu aralar cildim aşırı derecede kuruyor. Niye bilmiyorum ama bir insanın kulak kısmına kadar kuruyabilir mi? Arkadaşlar bu arada müthiş bir şey öğrendim. Fatura yapmayı biliyorum artık. Fatura yapmayı öğrendim. Normalde eski videolarımdan biliyorsanız ben yani yapmıyordum faturaları. Arkadaşlar yapıp onlar gönderiyorlardı. Çünkü ben çok müdahil olmak istemiyordum. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilmiyordum. Ama kolaymış. Mesela giriş yaptım şimdi bizim şirketin hesabına. Şurada faturen diyor. Buraya zaten tıklayınca aşağıda bütün daha önceki yapmış olduğumuz faturalar sıralanıyor. Onlardan birinin üzerine tıklıyorum. Faturayı oradan düzenlemeler yapıp gönderebiliyorum. Yani tahmin ettiğimden bayağı bir basitmiş. Arkadaşlar günaydın. Bir salı gününde merhabalar. Şimdi kardeşimi işe bırakmaya çıktık. Saat 10'a çeyrek var ve kardeşim... Bir şey sormayın. Neden? Moralim bozuktur, ben tokanma, tamam? İşe başladı bir yerde. Şimdi onu bırakıp eve döneceğim. Arkadaşlar biz şimdi annemle markete gidiyoruz alışverişe. Şu arkadaki dağınıklığı görüyor musunuz? 2 saat şal beğenemedim. Daha doğrusu yaptığım şekli beğenemedim. Onu çıkartıyorum, onu deniyorum. Öbürünü çıkartıyorum, öbürünü deniyorum falan. En son bununla karar kıldım. Bilmiyorum, kendimi bir değişik hissettim. O yüzden beğenemedim. Bir ne giysem ne taksam hiçbir şey olmuyormuş gibi geldi. Ay arkadaşlar şimdi eve geldik biz. Bir sıcak. Bir daha sıcak. Bir de bir kalabalık. Bir kalabalık, bir daha kalabalık. O yüzden dışarıda hiç çekim yapmadım. Önce pazara gittik. Oradan markete gittik. Alışverişimizi yaptık. Ve bayağı kalabalıktır. Herhalde Ramazan geliyor diye herkes böyle bir son pazar market alışverişlerini yapmaya çıkmış. İşte biz de sebze, meyve falan o alışverişlerimizi yaptık. Çilek gördüm. Çilek çekti canım ve çilek aldım. Bir de çikolata aldım. Şimdi çikolataları eritip çilekle beraber yiyeceğiz. Tatlı krizine birebir arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımın başına geçtim. Edit yapıyordum zaten evden çıkmadan önce. Onu devam edeceğim. Çünkü yarın bir video yayınlayacağım YouTube'da. Yani bir önceki video olacak. O yüzden hemen onun son böyle kısımlarına geldim. Son düzenlemeleri de yapıp artık paylaşmaya hazır hale getirip koymam lazım. Evet dostlar, ben şimdi editi tamamlamak üzereyim inşallah. Onu hallediyorum, onunla uğraşıyorum. Şu an saat 5:55. Akşam dizim var. Kıvanç'ın dizisi başladı. Görmüşsünüzdür belki. Kıvanç'ın dizilerini izlemeye bayılıyorum. O yüzden konusu her ne kadar birazcık saçma ve her şey hızlı gelişse de izlenir yani.
Arkadaşlar yeni bir günden herkese merhabalar. Bugün günlerden çarşamba ve videonun 3. günündeyim şu anda. Sabah kalktım ve tabii ki kardeşimin kapımı açmasıyla uyandım. Birkaç gündür öyle bir uyanış yaşıyorum. O şimdi işe başladı bu hafta. İnşallah uzun süreli devam eder canım kardeşim. Onu ben bırakıyorum. Birazcık yürüme mesafesi var aslında bizim burada evimize yakın. Ama böyle birazcık yürüme mesafesi var. Bir de şimdi ilk haftası olduğu için hevesi kırılmasın. Hani birazcık pohpohlayalım. Ben götürüyorum, ben alıyorum akşamları. Sabah yine bıraktım, eve geldim ve hemen bugün paylaşılacak videonun son düzenlemelerini yaptım ve şu anda render almasını bekliyorum. 5 gibi paylaşıma açık hale getireceğim. YouTube için editlerimi Premiere Pro'da yapmaya başladım. After Effects'i Premiere Pro'dan çok daha iyi biliyorum ama Premiere Pro'da da daha fazla hani yetkinliğim olsun istediğim için artık buradan yapıyorum uzun bir süredir YouTube editlerimi özellikle. Şu anda saat 1.30 ve render'ımızı güzelce alsın. 1.5 saat gösteriyor ama daha kısa sürede olabilir. Şimdi ben de o sırada bir spor yapacağım. 2 gündür yapamadım, bir türlü vaktim olmadı yine böyle. Hemen bir spor yapacağım, sonra duşa girerim, sonra diğer işlerime bakarım biraz. Çünkü iş sayfamda falan böyle paylaşmalık bir şeyler hazırlamam gerekiyor. Bazı düzenlemem gereken şeyler var falan falan derken yine akşamı ederiz herhalde bugün de. Şimdi arkadaşlar ben spor yaptım, duşumu aldım ve geldim. Yüklemeye bırakmıştım zaten giderken. Şimdi video yükleniyor. Bir kapak hazırlayacağım şimdi. Ondan önce annem temizlik yapmıştı ve şu askılık birazcık tozlanmış. Onu yıkamış, getirmiş ve üstündeki takılar şu an yatağın üstünde. Bir de çıkmışken ortalığa bari kötü olanları atayım, iyi olanları koyayım tekrar dedim. Onları seçeceğim şimdi. Şurada şöyle küpeler var. Şu an yani kapandığım için bu küpeleri takamıyorum artık. Sadece işte kulağımdaki delikler kapanmasın diye. Birinde 3, diğerinde 2 delik var. Onlar kapanmasınlar diye böyle arada takıyorum. Şunları takıyorum zaten, diğerlerini takmıyorum. Halka küpelerim, şöyle minik, şunları çok seviyordum falan böyle. Şunlar da zaten düğün küpeleri. Atmaya kıyamıyorum bunları. Hani dursun. Kullanır mıyım? Yani kullanmam büyük ihtimalle ama yine de atmaya kıyamadığım için bekliyorlar şu anda. Şu kolye, yani bunu... Ya bunu hiç kullanmadım ama bunu el emeği olduğu için bunu halam vermişti bana. Kendi yapmıştı. O yüzden atmadım, saklıyorum bunu. Duruyor böyle. Şunlar hal hal. Şu mesela bayağı bir kötü olmuş, kararmış. Bu da hal haldı normalde. Bayağı kullanmıştım bunu. Dura dura bayağı kararmış. Bunu atalım. Şu da bir diğer hal hal. Bu çok güzel. Şunlar zaten çelik takılarım. Şunlar bileklikler zaten. Bunlarda bir sıkıntı yok. Sadece şu mesela eski ve kullanmıyorum. Bunu atacağım. Bir tane daha vardı. Şu da bayağı eski. Bunu da atacağım. Şu Ümre'den geldi. Şunlar zaten okey. Şunlar kolyeler. Yine kullanmadığım, alıp heves edip aldığım ama asla kullanmadığım kolyelerim. Ya bir iki kez falan takmışımdır maksimum. Bunlar da böyle durup duruyorlar yani. Şunu da düğün için almıştım. Hatta Kadircan'ın düğünü için almıştım bunu. Ya bunlar da okey hani. Şurada bir tane ip bileklik ve 2 adet toka var. Vallahi arkadaşlar şöylemlemesine bir yerleştirdim. Şu ağır olduğu için biraz üçüne de taktım şöyle. Şurada bir gümüş olanlar, şurada altın olanlar, şurada diğer iki kolye, işte diğer bileklikler, böyle sert olan bileklikler alta koydum. Burada anahtarlık, hal halım, ip bileklik. 2 adet tokam ve şurası da küpe kısmı oldu. Arkadaşlar günaydın. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Hayırlı Ramazanlarımız olsun inşallah. Ne çabuk geçti koca bir sene. Çok hızlı geçiyor zaman gerçekten. Gördüğünüz üzere şu an yatağım bile toplu değil henüz. Çünkü az önce kalktık ve hemen kardeşimi işe bırakıp geleceğim. Daha sonra işlerimize koyulacağız. Evet kardeşim. İşe gitmeyi bu şekilde bekliyor.
Maşallah maşallah, hep böyle mutlu git kardeşim. Bugün hava yağmurlu. Yağmur yağıyor şu an. Evet arkadaşlar, ben az önce kardeşimi bıraktım, eve geldim. Odamı toparladım hemen bir. Bugün hava yağmurlu. Pek iç açıcı değil o yüzden. Şimdi sizinle birkaç gündür ertelediğim bir şey yapmak istiyorum. Geçenlerde gratisten bu kartlıklar var ya, sadece kartları koyabildiğiniz küçük böyle kare. Hani dışarı çıkarken hemen elinize alın çıkın gibisinden. Yani bahsettiğim şu. Şundan almıştım. Hala etiketi duruyor. Bir türlü yerleştiremedim. Vaktim olmadı çünkü. Onu da sizinle beraber yerleştirelim diyorum şimdi. Yani ben çok fazla nakit taşımadığım için bu benim için gayet yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu da benim her sene kullandığım kış cüzdanım. Bu benim kış cüzdanım olarak geçiyor. Bilmiyorum, şurasındaki deseni ve dokusu bana böyle kış havasını hani andırıyor. O yüzden kış geldiğinde bu cüzdanım bir ortaya çıkar yani mutlaka. Şimdi kartlarımı vesaire bir çıkartayım. Bakın şu da benim Nixon Design'ın kartıydı. Bunu Hollanda'da çıkartıp arkadaşlar işte müşterilerine vesaire vermişlerdi. Böyle bir şey hazırlamıştım. Evet, şimdi teker teker kartlarımızı bir çıkartalım. 2 adet fiş mesela, hani ne zamanın bunlar tam olarak. Ortada bakın cüzdanındaki para 1 TL 25 kuruş. Çünkü nakit çekiyorum, kardeşim bırakmıyor. Hemen kardeşim alıyor ama artık işe girdiği için alamaz kendi parasını. Güzelcene harcasın, bana tokanmasın. Evet, kartlı doldurdum şimdi ama o kadar zor doldurdum ki, yeni ve böyle deri gibi olduğu için aşırı böyle sert, hani daha önceden kullanılmadığı için, yeni olduğu için o kadar çok zorlandım ki anlatamam size. Yani umarım açılır yani. Biraz zor çıkartıyorum o yüzden. Eskiden şey olurdu. Şimdi babamın cüzdanını görürdüm mesela. Onda da böyle bir sürü bankadan bir sürü kart olurdu. Derdim ki Allah Allah, hani neden bu kadar çok banka ve neden bu kadar çok kart diye çok merak eder, çok heveslenirdim bu arada o zaman. Ve şimdi bakıyorum kendime, her bankadan bir kartım var. Ya öyle oluyormuş demek ki, hani büyüyünce anlıyor musun? Arkadaşlar dün sayfamda bir şey paylaştım ve çok beğendim. Ben de bu tarz bir içeriği yabancı bir grafik designer'da görmüştüm ve çok beğenmiştim. O yüzden ben de bu tarz bir içerik çekmek istedim. Bayağıdır da aklımda vardı aslında. Çünkü reel atmıyordum bayağıdır sayfama. Ve hani bir şey yaparken onu çekip onu hani video olarak atmak istedim. Şöyle bir şablon hazırladım. Önceki bir videoyu izleteyim. Video bu. Bu tarz içeriklerin bir de tuttuğunu gördüm. O yüzden hani daha çok bu tarz şeylere ağırlık vermeye çalışacağım. Hani bir şeyi yaparken ya da daha önceki böyle yapmış olduğum çalışmaları hani daha modern, daha ilgi çekici bir hale getirerek, videolar yaparak, yeniden oluşturarak bunları, yeni çalışmalarım da olsa, eski çalışmalarım da olsa, daha modern, daha böyle ilgi çekici hale getirerek o şekilde paylaşımlar yapmak istiyorum artık. Hani çünkü mesela bakınız, bu şekilde bir düzende olması daha böyle estetik duruyor. Şimdi benim biraz bilgisayarda işim var. Yine bugün yani var bayağı bir işim. Müşterim revize vermiş. Geçen videoda bahsettiğim videoyla alakalı, onu göndermiştim bitirip. Onunla ilgili revize aldım. Bir onu halletmem lazım. Daha sonra bugün 4'te eğitim var. Influencer marketing eğitimi var. Onu unutmazsam canlı canlı izlemek istiyorum. Canlı derse katılmak istiyorum yani. Normalde hep sonradan
sonradan izliyorum. Sisteme kayıt ediyorlar falan ama bu sefer canlı olarak izlemek istiyorum. Arkadaşlar bugün bir tane Ramazan için, yani bugün ilk gün olduğu için güzel bir post hazırlayayım istedim. Ve şu görseli tahmin ettiğiniz üzere yapay zekadan aldım ve yazısını kendim ekledim. Ben aşırı beğendim görseli ve bunu bugün paylaştım, erkenden akşama bırakmadım yani. Ve dün yayına açtığım videom çok güzel izleniyor dünden beri. Bir an böyle tutmayacak zannettim ama bayağı güzel izlenmeye başladı. Şimdi annemle markete gidiyoruz hemen. Bakınız şimdi hemen şöyle cüzdanımı, kartlığımı çantamın içine attım. Bir de arabanın anahtarlarını aldım ve hemen şipşak evden çıkıyorum. Bu arada sabah kot ceket giymiştim ama şimdi kabanımı giydim. Hava bayağı soğumuş çünkü. Arkadaşlar biz markete gittik geldik. Ne aldık? Pirinç, peynir, sıvı yağ ve ekmek alıp geldik. İlk iftarımızı yaptık bugün. Allah kabul etsin inşallah. Ve az önce TikTok'ta bir video paylaştım. Bu arada TikTok'ta 1000 takipçiye geçtim. Aynısını YouTube'da da dilerim. TikTok bu aralar iyi gidiyor ya. Yani izlenmeleri görüyorsunuz. Özellikle en fazla izlenen videom bu oldu. 723 bin ve hala da artmaya devam ediyor o. Beni TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Yani burada genelde yemek ağırlıklı olarak paylaşıyorum. Bir de onun dışında YouTube banner'ımı değiştirdim. Böyle sevdiğim, hoşlandığım şeylerin ikonlarını ekledim böyle küçük küçük. Bence tatlı oldu bayağı. Arkadaşlar haftanın son gününden herkese merhabalar. Şu an saat bayağı bir akşama doğru oldu. Daha yeni açabiliyorum videoyu. Aslında gördüğünüz üzere dünküyle tamamen aynı bir ben var şu anda. Sabahtan beri pek bir şey yapmadığım için ve sadece bilgisayarın başında olduğum için açmadım kamerayı bugün. Çünkü sabah zaten uyandık. Her sabah olduğu gibi kardeşimi işe bıraktım geldim. Ve ondan sonra bilgisayara geçtim. Şu işte revizeler vardı, birkaç gündür oyalanıyordum, bitiremiyordum. Onu bitirdim şimdi. Onun çıktısını alıyorum, müşteriye yollayacağım. Ondan sonra o işte finito. Gönderdikten sonra hemen bu videonun editine geçmem lazım. Ki hafta sonu yayınlayabileyim bunu da. Şöyle güzelce ne alsın bu? Az kaldı zaten. Ve dün menümüzü gösterememiştim. Bugün göstereyim. Dün annem şöyle bir şey yapmıştı. Kürdan kebabı, patlıcan, içinde de köfte var. Üzerine de biber ve domates koymuştu. Bir de yoğurt çorba var. Ve tabii pilavsız olmaz. Bunun yanına pilav var. Bir de bizim usul içli köftemiz var. İçli köfte diyorum ama kızartılan değil. TikTok'ta anlattığım bir video çekmiştim. Oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar güneşli bir cumartesi gününden herkese selamlar. Bugün hava gerçekten çok güzel. Güneşi görünce böyle var ya, yaz şeyine giriyor böyle ruhum. Böyle bir heyecan kaplıyor içimi. Ve bilmiyorum, modum yükseliyor benim yaz ve güneşe karşı. Dün en son ne çektim hatırlamıyorum ama umarım güzel şeyler çekmişimdir. Bugün şu anda bilgisayarın başındayım ben yine, tahmin edileceği üzere. Bu çektiğim videoyu editleyip yarın yayına vermeyi planlıyorum. Şöyle videolarımı aktardım ve edite geçebilirim. Ve daha bunun dışında yapmam gereken bir sürü iş var aslında. İçerikler üretmem lazım. Sosyal medya hesaplarım için. Yani önümüzdeki haftaya yayacağım tabii bunların birkaçını. Çünkü yetişmeyecek bu hafta sonu. Bugünüm full editle geçer zaten. Ve bir karara vardım. Sıfırdan bir Instagram hesabı açıp orada tamamen böyle Türkiye için portfolyomu, işlerimi sunmaya karar verdim. Bir plan oluşturmam lazım kendime açıkçası.